Arkadaşlar size mükemmel bir haberim var. Bundan sonra karnınızı içeri doğru çekmezseniz ve dışarı doğru patlatırsanız inanılmaz güzel bir fiziğiniz olacak. Ama karnınızı içeri doğru çekerseniz fiziğiniz çok kötü olacak. Tabii ki bu işin şakası. Son paylaştığım videoda başlığı hatırlıyorsunuz. Sakın karnınızı içeri çekmeyin demiştim. Bu video doğru nefesse ve son videoda neden karnınızı içeri çekmememiz lazım? Bununla alakalı sorduğunuz soruların cevaplarıyla alakalı. Son paylaştığım sakın karnınızı içeri çekmeyin videosu bugüne kadar çektiğim videolar arasında en fazla ve en hızlı izlenen videolardan bir tanesi oldu. Bu videoyu paylaştıktan sonra Pilates eğitim vermek için Antalya'ya gittim ve Antalya'dayken büyük bir mutlulukla videonun altına yazdığınız yorumları okudum ve hemen İstanbul'a gelir gelmez daha stüdyoya gitmeden önce evdeyken size bununla alakalı bir video daha çekmek istedim. İzlediğiniz için ve yorumlar yazdığınız için çok teşekkür ederim. Şu anda elimden geldiğince yorumlara cevap vermeye çalışacağım. Aklımdaki ilk sorulardan ve ilk eleştirilerden bir tanesi. Hocam anladık, karnınızı içeri çekmememiz lazım ama bunun doğrusu ne, onu anlatmamışsın demişsiniz. Çok haklısınız. Bu videoda şimdi doğru nefes nasıl olur onu anlatacağım. Doğru nefes nasıl olması lazım ve karnımızı içeri çekmeden nasıl nefes almamız lazım? Bununla alakalı konuşmadan önce sizin yazdığınız sorulara ve yorumlara birazcık değinmek istiyorum. Yorumlardan anladığım kadarıyla pek çok kişi bu son paylaştığım videoyu çok faydalı bulmuş ve bilgilendirici bulmuş. Öncelikle bu beni gerçekten çok mutlu etti. Ama tabii arada bazı yanlış anlamalar da olmuş. Mesela yorumlardan bir tanesi, hocam anladım demek istediklerini, bu son videoda söylediğin derin karın kası en fazla ayakta dururken ya da otururken çalışıyorsa o zaman bizim hiç spor salonuna gitmemize gerek yok ya da spor yapmamıza gerek yok. Otobüse binelim, bol bol gezelim. Otobüste gezerken bu derin karın kasımız ya da diğer stabilizatör kaslarımız demek ki çok çalışacak. O zaman spora gerek yok demiş. Tabii ki kastettiğim bu değil. Mutlaka hepimiz spor yapmalıyız. Farklı farklı egzersizler yapmalıyız. Bütün spor tarzları ve egzersiz çeşitleri bizim için çok faydalı. Bu son videomda bahsettiğim derin karın kaslarının ayakta dururken karın hareketlerine göre daha çok çalışıyor olması bizim karın hareketleri yapmamamız gerektiği anlamına gelmez. Tabii ki fleksiyona geldiğimiz karın hareketlerini yaparken de bu baklava dediğimiz rectus abdominuslar daha fazla çalışıyor ya da yan karın kaslarımız daha fazla çalışıyor. Sağlıklı bir beden için onlara da ihtiyacımız var. O yüzden mutlaka karın hareketleri de yapmanız lazım. Eğer şu anda videoyu izlerken rectus abdominus dediğimiz bu ortadaki karın kaslarımızı, baklavaları ve yan karın kaslarımızı nasıl çalıştıracağımızı merak ediyorsanız Instagram sayfama gidebilirsiniz. Orada sizinle paylaştığım 1 dakikalık egzersiz videolarını izleyebilirsiniz. Aldığım yorumlardan bir tanesi de şöyleydi. Bir arkadaşınız son paylaştığım karnınızı içeri çekmeyin videosuna itiraz etmiş ve demiş ki ben bugüne kadar hep karnımı içeri doğru çektim. Siz yanılıyorsunuz. İsterseniz İtalya'da, isterseniz İngiltere'de, Amerika'da nerede eğitim almış olursanız olun yanılıyorsunuz. Ben karnımı hep içeri doğru çektim ve inanılmaz güzel bir fiziğim var demiş. Tamam, biraz inanılmaz güzel demiş kısmını abartmış olabilirim. Güzel bir fiziğim var demiş. Ve karnımı içeri çektiğim için çok mutluyum. Böyle yapmaya devam edeceğim demiş. Öncelikle güzel bir fiziğiniz olduğu için sizi tebrik ediyorum ve sizin adınıza çok mutluyum. Ama benim geçen videomda paylaştığım bilgiler karnınızı içeri çekmeyin bilgileri fiziğinizin güzel olması ya da olmaması ile alakalı değil. Bu videodan hemen sonra size belinizi nasıl daha fazla daraltabilirsiniz, bu derin karın kasını nasıl daha iyi kullanabilirsiniz ve bunu kullandıkça beliniz ve karın bölgeniz nasıl daha dar olur, nasıl daha ince olur? Bununla alakalı bir video çekeceğim. Hemen bu videonun arkasından çekeceğim hem de. Ama daha önce paylaştığım karnınızı içeri doğru çekmeyin videosundaki kastım şu. Karnınızı içeri doğru çekip beklediğiniz zaman hiçbir zaman ciğerleriniz aşağıya doğru büyüyemiyor, diyaframınız aşağıya doğru inemiyor. Bu da bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Tabii ki bana inanmak zorunda değilsiniz ki bu konuda ben sizinle bilimsel olarak kanıtlanmış bilgileri paylaşıyorum. Hatta paylaştığım videolarda da hem kendi sayfamda paylaştım hem de aşağıda yorum kısmında paylaştığım videolarda gördüğünüz gibi ultrason cihazıyla kontrol edildiği için bu bilimsel bir gerçek ya da bu animasyon videolarında gördüğünüz gibi diyaframın aşağıya doğru yukarı inmesi kalkması ya da pelvik taban kasının yukarı doğru aşağı inip kalkması bunlar bilimsel bir gerçek. Yani sizin karnınızı hep içeri doğru çekip geziyor olmanız ya da fiziksel olarak çok iyi bir durumda olmanız sizin doğru nefes aldığınızı göstermez ya da diyaframınızın, ciğerlerinizin, pelvik taban kasınızın çok iyi olduğunu göstermez. Ama dediğim gibi tabii ki bana inanmak zorunda değilsiniz. Mutlaka bir doktora bu konuyla alakalı danışın. Her ne kadar bu son bahsettiğim arkadaşınız biraz bana kızar gibi yazmış olsa da yorumunu yine de kendisine teşekkür ederim. Çünkü
videoyu izlemiş ve zaman ayırıp aşağıya yorum yazmış. Şimdi iki tane önemli konu var. Birincisi bu bahsettiğimiz transverse abdominis derin karın kası tabii ki iyi çalıştığı zaman ve doğru çalıştığı zaman sizin incelmenize sebep oluyor. Bunu bir sonraki videomda açıklayacağım. Bu videonun çok uzamasını istemiyorum. Ben hemen bu videodan sonra çekeceğim ve bir iki gün içerisinde onu da paylaşacağım. Bu videonun konusuna gelelim artık. Doğru bir nefes 3 boyutlu olması lazım. Çünkü esas amacımız ciğerleri temiz havayla doldurmak ve ciğerlerimiz dolduğu zaman 3 boyutlu bir şekilde büyüyor. Birinci boyutu son videomda paylaştığım gibi diyafram nefes alıp verirken aşağıya doğru inip kalkar ve bu boyutlardan bir tanesi olarak düşünebilirsiniz. Oturduğunuz yerde aksiyel düzlemde diyaframınız aşağıya doğru inip kalkması lazım. O yüzden de karnınız birazcık hareket etmesi lazım. Bazı arkadaşlar son videomda yanlış anlamışlar. Karnımızı yani dışarı doğru patlatacağız mı? Tabii ki dışarı doğru patlatmayacağız karnımızı. Kontrollü bir şekilde dışarı ve içeri doğru hareket etmesi lazım. Çünkü diyaframın aşağıya yukarı hareketinde aşağı yukarı doğru bir zorlama yapmaması için dışarı doğru çok fazla abartmadan tabii ki bir hareket olması lazım. İkinci boyutumuz da yanlara ve aslında yukarı doğru bir hareket olması lazım. Yine fotoğrafta gördüğünüz gibi ve videolarda gördüğünüz gibi bu harekete tıp kitaplarında bucket handle denir. Yani kova sapı denir. Çünkü kaburgalar nefes aldığınız zaman sanki böyle bir çan gibi yukarı ve yanlara doğru açılıp tekrar aynı yere doğru geri gelir. Ben genelde öğrencilerime anlatırken bunu çan gibi diye anlatıyorum ama tıp kitaplarında bu bucket handle yani kova sapı olarak geçer. Bu da bizim ikinci boyutumuz. Üçüncü boyutumuz da yine tıp kitaplarında geçtiği gibi water pump handle yani su pompası kolu. Göğsümüzün önündeki iman tahtası dediğimiz sternum dediğimiz bu kemik parça nefes alıp verdiğimizde tabii ki ciğerlerimiz 3 boyutlu büyüdüğü için bu parça da aynı şekilde öne doğru gidip gelir ve buna tıp kitaplarında water pump handle yani su pompası kolu denir. Tek elinizi göğüs kafesinizin üstüne koyarsanız ve tek elinizi karnınıza koyarsanız nefes alıp verdiğinizde bu ikisinin uyumlu bir şekilde hareket etmesini isteriz. Yani eğer nefes alıp verirken karnınız çok fazla hareket ediyorsa, göğsünüz hiç hareket etmiyorsa boyutlardan bir tanesini kaçırmışsınız demektir. Yani göğüs kafesiniz önüne doğru açıldı, water pump handle'ı kaçırmışsınız demektir. Göğsünüz çok hareket ediyorsa ve karnınız hiç hareket etmiyorsa bu sefer de diyaframınız hiç hareket etmiyor demektir. O yüzden hem sağ elinizi hem sol elinizi göğüs kafesinize ve karnınıza koyduğunuzda burada ufak bir hareket görmek istiyoruz. Tabii ki kontrollü bir hareket, böyle patlayacak gibi değil. Üçüncü kısımda konuştuğumuz gibi kaburgalarınızın yan kısmı. Ellerinizi bu sefer kaburgalarınızın yanına koyabilirsiniz. Çan ya da tıpta anlatıldığı gibi kova sapı şeklinde bunların yana ve yukarı doğru açılıp kapandığını hissetmeniz gerekir. Eğer bunlardan bir tanesinde problem varsa mutlaka biraz daha konsantre olup bunu doğru bir şekilde yapabilirsiniz. Son videomda haklı eleştiri olarak hocam anladık karnınızı içeri doğru çekmememiz lazım ama doğrusunu anlatmamışsınız demiştiniz. Umarım şimdi bu anlattığım 3 boyutlu nefes doğru nefesin nasıl olması gerektiği konusunda iyi bir fikir vermiştir. Bu sizin fiziğinizin güzelliğiyle alakalı bir şey değil. Doğru nefes alıp vermeyle alakalı, ileride solunum yetmezliği yaşayıp yaşamamanızla alakalı ya da pelvik taban kasınızın güçlü olup olmamasıyla alakalı. Yani yaşlılığınızda idrar kaçırma ya da hamileliğinizde idrar kaçırma gibi problemlerle karşılaşıp karşılaşmamanızla alakalı. Ama bize bu nefes konuları çok önemli değil. Önemli olan belimizi nasıl incelteceğiz, karın bölgemizi nasıl incelteceğiz, bu transverse abdominis kası ile beraber nasıl daha ince bir bele kavuşacağız bunu merak ediyorsanız hemen şimdi sıradaki videomda bunu anlatacağım. Dediğim gibi geçen hafta sonu Antalya'da bir eğitim verdim. Bu hafta sonu da İstanbul'da bir eğitim veriyor olacağım. Bu sebeple spor salonum biraz yoğun. Videoların bir kısmını evde çekebilirim size daha fazla video çekebilmek için. Video çektiğim yerle alakalı ve arka fonla alakalı sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Tüm eleştirilerinizi, tüm düşüncelerinizi lütfen aşağıya hem videoların içeriğiyle alakalı hem görselle alakalı, sesle alakalı, görüntüyle alakalı, ışıkla alakalı tüm düşüncelerinizi lütfen yorum olarak aşağıya yazın. Bahsettiğim gibi hafta sonu stüdyoda yine bir pilates eğitimi veriyor olacağım. Bu eğitime katılmak isterseniz aşağıdaki bilgilerden bize ulaşabilirsiniz. Ya da uzaktaysanız İstanbul'da bize eğitime gelemiyorsanız haftada 3 gün online pilates eğitimleri veriyorum. Bununla alakalı da yine danışmak isterseniz aşağıdaki bilgilerden bize ulaşabilirsiniz. Takibiniz için teşekkürler. Hemen bir sonraki karın bölgesi nasıl incelir videomuzda görüşmek üzere.